arkadaşlar Bildiğiniz üzere Yargıtay 8 Kasım'da skandal bir karara imza attı. Yargıtay'ın verdiği kararla hem yargıya hem yasamaya yani halk iradesine bir darbe yapıldı. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 9 Kasım'da mecliste adalet nöbeti tutmaya başladık. Değerli arkadaşlar Yurttaşlarımız 276 saattir Cumhuriyet Halk Partisi grubu adalet nöbeti tutuyor. Meclis iradesine, yargının hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir grup olarak biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Biz anayasaya saygı istiyoruz. Biz milletvekilleri anayasa 81'e göre anayasaya sadakattan ayrılmayacağımız üzerine yemin ettik. Ve bunu yargıdan da bekliyoruz. Değerli arkadaşlar yargı sorunları çözer, sorun yaratmaz. Yargı problemleri ya da erkekler arasındaki sıkıntılarda adalet anayasa adına karar verir. Ama görüyorum ki Yargıtay bir vesayet kurumu gibi en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ni kararlarını çiğnemiş ve halk iradesini işe saymıştır. Ben meclis başkanına buradan sesleniyorum. Bu sorun en çok parlamenton. Bu sorunu çözmek zorundasınız. Biz bu eylemi Cumhuriyet Halk Partisi olarak grup olarak arkadaşlarımızla 276 gündür, bu sorunun çözülmesi için yapıyoruz. 276 saattir. O yüzden meclis başkanına buradan sesleniyoruz. Gelin bu problemi çözün. Halkın iradesi hukukun üstündüğü için açıklamalarda bulunun. Meclis sessiz kalamaz. Parlamento sessiz kalamaz. Meclis başkanı sessiz kalamaz. Şu anda dünya Türkiye'yi izliyor. Eğer bir kez anayasayı bir tarafa bırakırsak, bir kez anayasa hükümlerini, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ayaklar altına alırsak bu ülkede düzenden, hukuktan bahsedemeyiz. O yüzden ben gruptaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum çünkü 85 milyon bize mesaj atıyor. Biz 85 milyonun iradesi için, hukukun üstünlüğü için anayasal düzeninin bozulmaması için bu eylemi yapıyoruz. Bir müddet daha devam edeceğiz. Ama burada mecliste bu eylem yapılırken 24 saat nöbet tutulurken meclis başkanının sessiz kalması, çıkıp bir açıklama yapmaması, anayasaya, saygıya, mahkemeyi, yargıtayı davet etmemesinde kınıyoruz. Eğer sorularınız varsa cevap cevaplandıracağız. Sadece bu konuyla ilgili bugün basın toplantısı yaptık. Arkadaşlarımızla birlikte 276 saattir buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Hak için, adalet için ve halk iradesine, anayasaya saygı için. Teşekkür ediyoruz.